şeklinde bir vuruyor. Oğlum neden yaptın diyorum. Öldüm diyor. Oğlum bu bir oyun diyorum. Yeniden başlatabilirdin diyor. Babam da seni öldürecek diyor. Yanlış bir şey yazdım lütfen. O gün burada darp ettiğinde diziyi görüyor musun? Ben dikiş hastaneye bile gitmedim. 11 senedir Antalya'dayım. 9 senedir de eşimle imam nikahlı evliyim. Ve şiddeti yaklaşık yani ara ara bu 9 senenin içinde son 2 senedir daha şiddetli, daha acımasızlık olarak devam ediyordu. İstediklerini yapmadığım zaman ya sürahiyi kafamda kırdı. Beni maket bıçağıyla elimi kesti. Yani ben kurtulmaya çalışırken elimi kesti. Makasla beni öldürmeye çalıştı. O anda elimi tekrardan kestim. İki parmağımı kestim. Tabii ki bunlar yumruğu zaten ben yumruk artık tekmeleri şey normal ekmek gibi sayıyorum. Yani yediğim başka şeylerde ya kırılmayan bir cam sürahiden bahsediyorum ya. Kafama fırlatıp da cam sürahi kırıldı. Kafamın içi kırılmadı ya. Ama yani durduramıyorum. Canım gülüm dersem eyvallah sen benden iyisi yok. Ama yok ters tepki yaptığım zaman şiddet şiddet şiddet. En son geldiği şiddetti. Gözüme attığı yumruk. Tabii yediğin tekmeleri veya işeleri, tokatları saymıyorum yani. Ben 5 aydır aydayım. 5 aydır bu evde mücadele ediyorum. Geliyor gidiyor tehdit ediyor. Kızımla, kardeşimle, annemle barışmazsan şunları şöyle yaparım. Ölümle tehdit ediyor. Ölümle derken beni öldürmekle değil. Ben seni diyor sakat bırakacağım diyor. Engelli bırakacağım diyor. Pipetle besleyeceğim diyor. Benim diyor bir araba dolusu diyor. Param diyor. Seni diyor bir ömür boyu diyor. Ben besleyeceğim diyor. Yani böyle bir psikopatça fantezisi var ya. Neden ben barışmıyorum diye. Neden ben dikleştiğim için. O hukuki süreçte 7 tane 8. dosya oldu. Şikayet dosyası oldu. Ben bu sesimi duyurmaya çalıştıkça bekçi geliyor. Onlar duruyor. Sonra polis ekipleri duruyor. 7-24 saat duruyor. 24 saat öncesi durmadan öncesi bekçilerin durduğunda tam 3 kere bu adam evime kadar da evimin önüne kadar da gelme cesaretini buldu yani. Ben korkuyorum. Dışarı çıkamıyorum. Polis eşliğinde onlar oradaysa bir dışarıya çıkabiliyorum, bir balkona çıkabiliyorum. Ama bildiğiniz içeride hapisim. Yani ben özgürlüğümü istiyorum. Ben dışarıya çıkmak istiyorum, çalışmak istiyorum, işime gitmek, gücüme gitmek istiyorum. Bu adam elini kolunu sallaya sallaya dışarıda geziyor. Uzaklaştırması da var. Var mı hala devam? Tabii ki devam ediyor. Bu ayın sonuna kadar, ayın 31'ine kadar da devam ediyor. Ama bana bu yani uzaklaştırma onu uzaklaştırmıyor ki benden. Beni aslında uzaklaştırıyor. Nereden? Dışarıdan. Nereden? Hürriyetimden, şeyimden, özgürlüğümden. Ben içerideyim. O dışarıda elini kolunu sallıyor. Adam şuradan geçiyor, durumunu atıyor. Yani durumunda ben sana bu kadar yakınım diyor. Tehdit yani bu benim için. Bana bu yaptıklarını, bu şiddeti uyguladığını, hani 7 dosyadan öncesini ben hiç saymıyorum. Yaptıklarını saymıyorum yani. Sadece resmi olarak bildirdiğim o 7 dosyada olan bütün şiddetten bunun bir cezasını çekmesini istiyorum. Yani içeriye girmesini, hapis cezasını caydırıcı bir şekilde elektronik kelepçe istiyorum. Çünkü bu şahıs dışarı çıktığı zaman ben yine yani zaten rahat değilim, zaten özgür değilim. Hiç de olmayacağım. Tabii ki ölmek istemiyorum. 3 tane çocuğum var. Ha çocuğum olmamış olsaydı ya sık gel lan derdim. Ama çocuklarım var. Yaşamak istiyorum. Özgürlüğüme kavuşmak da istiyorum. Lütfen bana yardım olun. Tabii ki şükür diyorum. Yani hayattayım, yaşıyorum. Onlar gittikten, ilçiler gittikten sonra hani arada bir boşluk vardı akşam olarak da. Acaba ben televizyon açamıyorum ya sesi duyayım hani bir çıtırtı bir patırtı duyayım diye bekliyorum yani.